Çok biliyorsun Müfettişer, çok. Ha, madem bu kadar biliyorsun, git kızın doktoruyla konuş. Sor bakalım çocuk almamış da ne almış? Soracağım tabii, sormayacağımı sandın. Bana bak Fitne. Ben bu aileye düşmüş ateşi söndürmek için gecemi gündüzüme katıyorum. Sen kalkmış ortalığı karıştırıyorsun. Yok kürtaj yaptırmış mıymış, yaptırmamış mıymış? Ay ne anlarsın yaptırandan, yaptırmayandan? Muayene mi ettin? Suçluluk psikolojisi bütün bunlar. Kimin? Ben sana bir şey söylemiyorum. Belki de kız seni de kandırdı. Olamaz mı yani? Abi. Teyzemin oğlu aradı mı seni? Aradı, sen nereden biliyorsun? Çünkü öbürünü de aramış. Nasıl konuştu seninle? İyi konuştu. Tamam işte, size bunu anlatmaya çalışıyorum. Kız çocuk düştü demiş. Bak ondan sonra da Hızır abim seni aramış, güzel konuşmuş. Demek anladı hatasını, döndü. Kimin kimi önce aradığını nereden bileceğiz peki? Ay o kadar da değil yani Mübeccel abla. Ben bunu daha fazla dinleyemem. Ben buraya teşekkür duymaya geliyorum, iftira duyuyorum. Bu ne ya? Hatice haklı. Mübeccel ortalığı daha fazla karıştırma. Benim için bu konu kapandı. Bundan en çok ben mutlu olurum. Ol o zaman Mübeccel, ol. Merve! Hadi kızım gidiyoruz. Hatice tamam, tamam. Mübeccel, bu konu daha fazla kimseye sirayet etmeden bitsin, tamam. Benim için kapanmıştır, bitmiştir, tamam. Ona anlatacaksın bunu. Teyze, ben de gidiyordum. Ne oluyor mutfağa? Bağırıp çağırıyorsunuz. Sesinizse aşağı çıkayım. Öldüreceğim bu karıyı teyze. Meryem'i mi? Yok artık. Yok ana yok. Bu Mübeccel'i. Kurşun atma, değmez. Beddua et. Anne. Babamın başka bir kadınla ilişkisi mi var? Yok öyle bir şey. Her şeyden haberim var anne. Bundan sonra bana tek bir yalan bile söylemeyeceksin. Zeyno. Saçma sapan konuşma. Babam benim için öldü. Doğruyu söyle. Bari sen yaşa anne.